güzel. Ne yani, güzeli. Şimdi şöyle, bu tiyolaşmalar kalktığı zaman dilekçe yazmıştınız ya burada kayınvalidemle evet. birlikte. Yazdım. Yazdım. Aslında en çok sevinen ben oldum biliyor musunuz? Niye? Tiyolaşma kalkınca. Benim kayınvalidem çünkü tiyo varken de bulamıyordu. Öyle de böyle de. Ben diğer kayınvalidelerden alıyordum. Eskiden bana sürekli bir veriyordunuz ya. Siz artık bana bir veremezsiniz. Veremeyeceksiniz ve ben buna izin vermeyeceğim. Tamam. Siz lezzete veriyorum diyorsunuz ya. Bir dakika, ben de nasıl, o tabağa neden dört verdiğimi açıklayayım. Hı-hı. Sen son günlerdir gerçekten Miyase'yi takip ettiğini sanıyorum. Çünkü bak ikinci Hı-hı. tabağı ben Miyase diye düşünüp beş veriyorum. Bence sen artık baktın Sevilay Miyase'nin tabağını lezzetli buluyor. Beşi yapıştırıyor, ben de onun gibi. Herhalde ne yapıyor ne ediyor elini mi takip ediyor? Ben pişmemiş diyorsun içine. Pişmemiş diyorsun içine. Hayır. Ben şunu... Pişmemiş dedin mesela o tabağa. Buna pişmemiş dedin. Dedin. Bir bakacağım ikiye göre dedi. Diğerlerine göre biraz daha ince ama bu da pişmemiş dedin mesela. Neden dört mesela? İkiye göre dedi. Bakacağım. İkiye göre bir tık dedim ama yani. Evet ikiye bir göre. Bir tık dedim. Ama bu pişmemiş mi? Yani şu iki tabağa göre pişmiş. Evet. Ama şimdi riske atamam ki. Sen de olabilirdin ne bileyim. Şimdi şöyle bir şey. Ben Yeşim dörde aldın otur oturduğun yere. Yok dörtte. Bak vallahi dört değil benim sana hedefim. Sana niye gidiyor bu puan ben anlamıyorum. Sizden beşi de alacağım. Yok ya çok beklersin. Şöyle bir şey var. Siz diyorsunuz yani Miyase'yi mi taklit ediyor vesaire. Aslında var ya sözünü kesiyorum da ben artık Miyase'yi dinlemeye başlayacağım. Hı. Gerçekten. Lezzet vermeyecek misiniz? Ya bundan bak ben eminim ama onun da dedim bir tık ama bir daha bir tıkı dinlemeyeceğim. Anladın siz taktik mı? Değiştirdikçe ben de değiştireceğim. Gün yakındır. Siz bana bir veremeyeceksiniz. Bunun için uğraşacağım. Kayınvalidemden puan almak için değil, sırf sizden puan almak sen için de biraz uğraşacağım. Elini sakla yemek yaparken. Bence seni taklit ediyor. Saklamasına gerek el yok. El lezzeti diye bir şey var ya. O bende var. Bak ikiden ya, kim çıkacak bilmiyorum ya Hasret ya ben. İki el lezzetli diyorsun. Yani direkt hepsinin evet. arasında en güzeli o diyorsun. Mesela üç o kadar pişmemiş diyorsun. Çok da lezzetli bulmadın. Hakkı nasıl dört oluyor? Yapamaz. Yani çok lezzetli olan tabakla... Ondan o kadar çok yakın olmayan tabağın hakkında nasıl dört olabiliyor? Sevil yani, Hanım en baştan beri benim tabaklarım her zaman haklı. Her bilezik zaman beğeniyordunuz. Bilezik zamanı gelince de haklıyım. Hep haklıyım. Siz benim tabaklarımı en baştan tamam, beri beğeniyordunuz. Bir gün sana benzeyen aynı şu an bilmiyorum sensindir. Bir vereceğim zaman bir şey sen çık da ben ne yapıyorum? Yani. Sen şimdi bana bir sallaya sallaya sallaya. Bakalım Hasret'e mi? Yoksa kendi gelinin Miyase'ye mi 5 puan verdin? İlk kayınvaliden ve ilk 5 puan. Bakalım kime gitti? Beş puanın sahibi kim? Aç bakalım. Miyase! Oh, biliyorum. Anne benden eminsin yapsana beş bir i̇şte, bir. İşte şu emin değil de demek gösterdi. Ki. Olamaz. Miyase diyorsun yap beş bir bir. Afiyet olsun hayatım. Bir daha seni dinleyeceğim. Yapamaz dinle. Beş bir bir yapamaz. Ya bak, Yeşim valla beğenmedin tabağımı ya. Buna müsaade etmeyeceğim. Benim buyurun. Tabağımın neresi pişmemiş bir bakmak istiyorum. Kalın oldu çünkü verilen gelin malzemeyi ben. Altıya böldüğüm zaman bu ölçü çıkıyor. Ve birebir ölçüsüyle yaptım. Ben bunda şimdi pembelik arayacağım. Hem bana burada... senin bak ben yorumumda dinlediysen tuzlu salçası dedi. Da karışmamış dedim. Gayet tuzlu karıştı. Dedi. Tuzlu bir dedi. Tane pembelik yok. Kıymamda kesinlikle pembelik yok. Üzeri çok güzel kızarmış. Gayet de güzel kızarmış. Hiçbir problemi yok. O zaman dördüncü tabakta da hiçbir problem neden yok. Neden tuzlu yaptın mesela? İyi harmanlayamadın. Niye ben nereden tuzu buldum? Salçasını karıştıramamış. İyi harmanlayamadın. Gayet iyi harmanladım. Gayet iyi. Burada yarım saate yakın salçam zaten kısık ayarda. Karıştırarak salçayı pişti. Demiyor. Neyi? Kıymayı mı? Kıymayı tuzlu kıymayı nasıl buldu? Harmanlamayayım? İyice köfte olması için yoğurduk onu burada. Hamur haline Allah geldi. Bilemiyorum. Kıyması hayır. Çok tuzluydu. Kıyma benim elimde olabilen bir şey değil bu durum değil mi? Kolay kolay bir tabağda tuzlu demem. Tamam ben de söylüyorum ki cebimde tuzla buraya gelmedim. Bu kıymayı zaten karıştıramasam zaten belli salçanı olur. Salçanı o zaman kavuramadın salça... Salçayı kıymadan bahsediyorsanız kıymanın... Ya salçada var ya üstünde artık üzerindeki birbirine geçmiş. Burada yarım saat kadar kaynadı ve kaynarken de çok fazla karıştırdım. Beğenmedim Hasret tabağını beğenmedim. Beğenmedin değil. Beğenmedim. Sen gelinin yapmayacağı tabak olduğu için geçtin karşısına ben bunu beğenmedim dedin. Ne dedin, ne bekliyorsun? Ne yapsın? Tabii ki gelinimi arayacağım. O gelinimi zaman buldum. Olacak. O yemeğimi kötülemeyecek. İçi pes pembe, hiçbir pişmemiş dediği tabakla bana aynı puanı veremez burada. Ben burada uğraşıyorsam, güzel bir tabak verdi. Çıkartıyorsam... Veriyorsa ben de bu şekilde karşılığını veriyorum. Seninkinin üstü ben bile yanmıştı bile. Yanıktı bayağı. Benimkinin hiçbir yeri yanık. Hayır. Sen kendi tabağını kendin beğenmeyin.
diyeceksin, anladın mı? Hayır, yanıt değil. Ay gelin kaynana niye kabul etmiyorsunuz bazı şeyleri ya? Neyi kabul edeceğim? Sen de kaynana kabul etmiyorsun. Ben buraya yemek yapmayı gayet güzel bildiğim için geldim. Tamam ben da gayet gelmedim, güzel kabul edecek hiçbir şey yok. Bir susar mısın? Çünkü sen lezzetten anlamıyorsun. Emin ol senin yaşının kaç katı yemek yapmıştır o kadın. Lezzetten anlıyor ki ve gelini lezzetli çıkarıyor ki ben burada 3,5-4 aydır buradayım. Tamam mı? Benim geri geliyor kayınvaliden... Senin kayınvaliden de mükemmel deyip bana bir veriyor. Ha her şeyden önce burada gelini bulmaksa amaç. Buldu, eline koluna sağlık. Keşke 5-1-1 yapsaydı. Tamam ben de onu söylüyorum. Benim tabağımı kötülemeyecek. Beğenmedi ama. Benim tabağımda olmayan şeyleri uydurmayacak. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bir aydır buradasın, bir kıymayı, yoğurmayı öğren o zaman tuzlu bırakma kıymanı. Benim İyice kıymam harmanla. Gayet muazzam şekilde yoğruldu. Gayet güzel bir tabak. Orada ağız tadı yok. İlk tabaktı zaten ilk tabağı bu şekilde bir deyip geçmek. Moda kere... olmuş. Bak. İkinci olarak tamamen çiğ olan bir tabak dedin. Senin söylemenle söylüyorum. Birazcık olmamış tabak aynı puan demek değildir. Birinci tabağı da çiğ dediyse kayınvalidemin deyimiyle. Mantıken iki tane de pişmiş varsa... Mesela 3'e de çok fazla pişmiş demedi ama 1 ve 4'e göre pişmiş dedi. En pişmişe 5, ondan sonrakine 4. Hem kocaman yapmışsın köfteni, pişirememişsin, yoğuramamışsın, tuzlu yapmışsın, bir almışsın. Evet ve Deniz'deki kabul et. Denizdeki tuzlu bile değildi. Sen tatlı bu kadar konuşmadı. Bu kadar Niyasiz, konuşmadı. Ben burada kayınvalidem geldiği zaman, puan verdiği zaman seninle kayınvalidemin arasına bir kez dahi girmedim. Hı hı. Sen istediğini söylüyorsun. Burada yemeği tadan senin kayınvaliden, benim cevap verdiğim kişi senin kayınvaliden. Hı hı. Konuşması gereken kişi senin Tam kayınvaliden. Hayatında sen beni sen dinlemiyorsun burada ki. Burada puanlama aşamasında konuşman bence çok yanlış. Madem öyle sen burada benim kayınvalideme söylediğin zaman ben de aradan gireceğim ki yapamamışsın, şunu yapmıştın diye. Tamam de. Hiç hoş bir davranış de. Değil. Çünkü biz İkinci bunu söyleyebiliyoruz. Olarak, demek ki yasak değil ki ben konuşabiliyorum yasak demiyorum. Bence hoş. Değil dedim. Ben o yasak, sence? Burada her şey yasak yasak şeklinde ilerlemesine gerek yok. Onda da öyle bir dil var ki gerek yok sana gerek zaten. Yok. Onda öyle bir dil şükür, var ki o da dinlemiyor şükür, seni. Şükür, gayet senin şükür. Gibi dinlemiyor. Gelin kaynana toprağına gayet çekmiş. Şükür.